Ya zel esma'il husna, ya khaliqana, gufrana, nes'aluka ve entel esma, ne'melu afvaka, subhana. Ya khaliqana, ya Rahman. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Hamd alemlerin Rabbine salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun tahir güzide ashabının üzerine olsun değerli kardeşlerim. İnşallah bugün Selefi Salihin akidesinde kalmış olduğumuz bölümden devam edeceğiz. Elhamdülillah şu an 5. dersimizi de bitirmiş 6. dersimize ulaşmış bulunuyoruz. Allah nasip ederse bugün Selefi Salihin akidesinin esasları adlı bir bölüme değineceğiz. Ama hatırlarsanız geçen hafta sizlerle beraber Selefi Salihin akidesinin özelliğini Hasais-i Ehl-i Sünne ve Cema'a diye isimlendirdiğimiz, değil mi? Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın özelliği, Selefi Salihin akidesinin özelliği, buna benzer 7 tane madde üzerinde durmuştuk. Birinci maddede bu akidenin saflığını hatırlatmıştık. İkinci maddede bu akidenin Kur'an ve sünnete dayandığını söylemiştik. Üçüncü maddede bu akide Allah ve Resulüne teslimiyeti gerekli kıldığını söylemiştik. Hatta şematik olarak göstermiştik hatırlarsanız. Dördüncü maddede bu akidenin açıklık, anlaşılırlık ve kolaylık ifade ettiğini söylemiştik. Beşinci maddede bu akidenin tevhid, cemaat, birlik ve beraberlik esasına dayandığını söylemiştik. Altıncı maddede bu akidenin kalıcılık, sebat ve kapsamlılık bütün dünya ülkelerinde, dünya üzerinde bu akide mensubu müminlerin hangi ırktan olursa olsun sahiplendiğini de söylemiştik. Son ve 7. maddemizde de kardeşlerim Allah'a yakınlaştıran en sağlam, en güvenilir akide demiştik. Toplam 7 maddeyi şematik olarak sizlere hatırlatmıştık. Şimdi bu 7 maddeden sonra değerli kardeşlerim Selefi Salih'in akidesinin esasları, biliyorsunuz her akidenin bir temeli olur, dinamikleri olur, kriterleri olur, esasları olur. Nasıl binaların dinamikleri, kirişleri, kolonları oluyor, sağlam tutuyorsa bir akidenin de sağlam temellere dayanması gerekiyor. Dolayısıyla madem ki iman ettiğimiz bir akide var ki bu akide bizim ahiret kurtuluşumuzun teminatıdır. Bu akide hangi esaslara dayanıyor? Bunu bilmemiz lazım, görmemiz lazım. Bunun için de sizlerle beraber böyle mukayeseli bir şekilde dersler yapıyoruz elhamdülillah. Şimdi kitabın içeriğine bağlı kalarak, aleyküm selam ve rahmetullah Veysel kardeşim. Kitabın içeriğine bağlı kalarak inşallah bu başlıktan hareketle inşallah bazı dostlardan açıklamalarınızı alalım. Evet, Selefi Salih'in akidesinin esasları adı altındaki başlıktan bazı dostlardan açıklamalar alalım. Evet İbrahim. Selef Salih'in akidesinin esasları. Selef Salih'in yolunda giden ehl-i sünnet vel cemaat itikatta, amelde ve muamelatlarda dinin değişmez bütünü olan nasların gölgesinde hareket ederler ki bunlar selefin usulünde olan bu konuda sahabe, tabi'in, etbe-i tabi'in de aynı bu metot üzerine gitmiştir. Evet, burası aslında buraya kadar gelelim. Yani ben paragraf paragraf aslında oralarda cümle cümle üzerinde durulması gerektiğine inanıyorum. Yani o zaman şöyle, hani maddeler halinde burada kitapta zikrolunmamış ama buna birinci madde diyelim. İbrahim hocam güzel tespit etti. Yeniden alalım. Yani buna birinci maddeyi biz kendimiz koyalım. Yeniden tekrarlasın bize. Evet. Selef Salih'in yolunda giden ehli sünnet vel cemaat itikatta, amelde ve yaşam tarzında değişmez açık esaslar üzerine, yani naslar üzerinde yürürler. Güzel. Bu aynı şeyi bize yeniden böyle hatırlatacak. Bu çerçevede bize zikredecek kardeşimiz var mı? Evet Bülent. Selef Salih'in yolunda giden
ehl-i sünnet ve cemaat itikatta, amelde, yaşam tarzında değişmez ve açık esas naslar üzerinde yürüyor. Güzel. Evet Muzaffer kardeşim. Selef-i Salih'in ehl-i sünnet ve cemaatın akidesinin esasları. Selef-i Salih'in yolunda giden ehl-i sünnet ve cemaat itikatta, amelde, yaşam tarzında değişmez bir açık esaslar üzerinde yürürler. Evet. Son bir kardeşten daha alalım bu konuda. Evet Sedat Hocam. Selef-i Salih'in yolunda giden ehl-i sünnet ve cemaat gerek itikatta, gerek amelde, gerek de yaşayışta olsun değişmez esaslar üzerinde yürürler. Evet. Bunun üzerinde aslında daha önceden de durmuştuk. Bu birinci madde olarak isimlendirilsin. Selef-i Salih'in akidesinin bağlı olduğu üç nesil var demiştik. Yani üç nesil bizim adresimizdir demiştik. Bu üç nesil sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in örnek alınmaktadır. Ve akidede, amelde, ahlakta, yaşayışta, davette, kardeşlik hususunda, birlik ve beraberlik konusunda örnek alınanlar bu üç nesildir demiştik kardeşlerim. Çünkü bu akideyi bu insanlar Kur'an ve sünnetten almışlardı. Bize de düşen onları en güzel bir şekilde takip etmektir. Bu akide değişmez, istikrarlı, kapsamlı ve en sağlam, en güvenilir, en uygun bir akidedir kardeşlerim. Geçen haftaki derslerimizde de söylemiştik. Bu akidede bir basitlik göremezsiniz, şumulluk görürsünüz. Elhamdülillah yeri gelir detaylara iner, yeri gelir zahiren bırakır, müminin kalbini mutmain eder. Dolayısıyla bu akideye iman eden müminlerin, Selahattin kardeşim, bu akideye sahip çıkmaları gerekiyor Allah'ın izniyle. Ancak günümüzde kardeşlerim, selef akidesini alimlerin gözleriyle, bakışlarıyla görmek yerine sadece kendi akli mantıklarıyla, kişisel bakışlarıyla gören bazı Müslümanlar da görüyoruz. Dolayısıyla yanlış bir bakış açısı bizleri yanlış yollara da sevk edebiliyor. Akide binası o zaman, yani bu birinci maddede kime göre kuruluyor? Yani bu akidenin binasını kurmamız için göz önünde bulundurmamız gereken nedir? Üç nesildir. Yani sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'in. Zira bunlar bu dinin muhafızlarıdır. Bu dini en güzel yaşayanlardır. Kur'an'la en yakın dönemde muhatap olanlardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam'la oturmuş ve onunla mübaşeret yapmış, dini ondan en güzel bir yöntemle Vesel kardeşim anlamış insanlardır. Dolayısıyla bunlar hevalarına, arzularına uymayan en seçkin insanlar olduğunu söyleyebiliriz. Ben burada bir kısa açıklamada bulunmak istiyorum. Akide konusunda üç sınıf insan görüyoruz. Yani şu an özellikle gündemlerimizi işgal eden üç sınıf insan görüyoruz. Birinci sınıf insanlar, değerli kardeşlerim, Müslüman kardeşleriyle uğraşan, onları tekfir eden ve can ve namus güvenliğimizin bile güvenemeyeceğimiz birinci sınıf insanlar ki bunlar kardeşlerim selef olmayan harici akidesini doğrulayan insanlardır. Bunlar insanlara cehennem biletini kesiyorlar ve cehenneme doğru gönderiyorlar. Bu birinci sınıf. İkinci sınıf insanlar ise insanların bütün günahları, şirkleri, küfürleri olsa da La ilahe illallah demişse, Müslüman ismini kendine layık görmüşse, ben Allah'a iman ediyorum demişse, buna da cennet biletini kesip cennete gönderen ikinci sınıf insanlar ki bunlar da mürciye topluluğudur. Yani onlara göre imanı zedeleyen, ortadan kaldıran bir durum söz konusu değildir. İnsan hangi günahı işlerse işlesin, ister kebairden olsun, yani büyük günahlardan, isterse küçük günahlardan olsun, küfür bile şirk bile bu insanın imanına zarar vermez diyen, her insana Müslüman sıfatı verip sınıflar arası ayrımları yapmayan ikinci topluluk ki bu da doğru bir akide yolunda değildir. Üçüncü sınıf insanlar ise kardeşlerim, Kur'an ve sünnet yolunda giden, alimler gözetiminde iman eden, Müslümanı dinden çıkartmak gibi bir lüksü olmayan, kafire de Müslüman vasfı vermeyen,
vasat, mu'tedil bir inanç taşıyan selef-i salihin akidesinin ehlidir diyoruz. Bunlar, bu akide ehli, dini değerli kardeşlerim, davabıt dediğimiz şer'i ölçüler içerisinde anlıyorlar. Usuller dairesinde öğreniyorlar. Alimlerle istişare ediyorlar. Ve Müslümanları genel olarak ehl-i sünnet bilgilerini kabullendiği müddetçe bir veya iki meseleden dolayı onlardan uzak kalmıyorlar. Bunlar böyle insanlar. Yani bu olgunluğu elde etmiş müminlere biz ne diyoruz? İşte selef yolunda giden, ehl-i sünnet yolunda giden müminler diyoruz. İşte biz bu üçüncü topluluğa dahiliz. Selefin içerisindeyiz. Yani selef bir tanedir. Aynı anda tekfirci olup selefi olmak mümkün değildir. O zaman bu konuda basiretsizlik ediyoruz demektir. Müslümana yakışan Kur'an ve sünneti üsluben, güzel ve nezaket içerisinde toplumuna öğretmek, tanıtmak ve bir davetçiye yakışır üslupla, alimlerle uğraşmadan, davetçilerle uğraşmadan, Müslümanlarla uğraşmadan bu akideyi topluma sevdirmek gerekiyor değerli kardeşlerim. Bakınız, bu akidenin ehlinin dışındaki insanlarda genelde ne görüyoruz? Tekfircilik görüyoruz. Alimleri tenkit etme hastalığına düştüklerine şahit oluyoruz. En küçük hayrı bile görmekte aciz kaldığına şahit oluyoruz. Bencilliğin merkezine düştüğünü görüyoruz. Nefsini beğendiğini görüyoruz. Kardeşleriyle uyum içinde olmadıklarına şahit oluyoruz. Kendileri gibi düşünmeyenlere hatta 99 konuda müttefik olduğu meselede bir konuyu öne çıkartarak onlara karşı buğz edebilecek hatalara düştüğüne şahit olabiliyoruz. En çok fikre davet ettiklerini görüyoruz Selahattin bunların. İslam'a değil, oturdukları mekanlarda Allah'a davet değil, insanları Allah'ın davetine çağırmak değil, insanları fikrine, düşüncesine, özellikle inandığı, bina ettiği, kurduğu düşüncelerine davet ettiğine şahit oluyoruz. O zaman biz buna İslam'a davet demeyeceğiz. Buna Allah'a davet demeyeceğiz. Buna ne diyeceğiz? Kişinin kendi kurduğu, bina ettiği fikrine davet diyeceğiz. İnanın günümüzde yüzlerce insanların böyle yaptığına şahit oluyoruz. Bazen insafsızlık ettiğine, adaleti yitirdiğine, hatta kişisel ahlaki zaaflarını farkında olmadan insanlara yansıttığına şahit olabiliyoruz. O halde selef akidesinde giden mümin öyle bir ince ayar elde etmeli ki deminden beri saydığımız kusur ve hatalara düşmemesi gerekir. Bu akide ince bir ayar istiyor. Eğer Müslüman bu ince ayarını kaçırırsa ya gider mürciye olur ya gider harici olur. Ne mürciye doğru yoldadır ne harici doğru yoldadır. Bu yüzden biz fikre değil nassa bağlı bir akideyi, değil mi Doğan Hocam, doğrulamalıyız ve bununla amel etmeliyiz. O halde birinci maddede selef-i salihini örnek aldığını söyledik. Delille hareket ettiklerini, edeple ve ahlakla hareket ettiklerini ortaya koyduk. Nezaketi, güzel ahlakı, kardeşlik olgularını kaybetmediklerini söyledik. Ki nitekim Peygamber aleyhissalatü vesselam haya ve ahlak bakımından bizim için örnekti, değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam Ali hocam niçin gelmişti? Mekârumul ahlak dediğimiz en güzel ahlakı tamamlamak için. Mesela kardeşlerim, bir kimse alleme olsa, alim olsa, tevhidde en uzman bir insan olsa, eğer ahlak ve kardeşlik duyguları zedelenmişse bu insanın toplumda hiçbir değeri yoktur. Örneğin mesela bir örnek vereceğim. Bir genç bana diyor ki hocam, sen beni Allah'a davet ediyorsun, beni İslam'a ısındırıyorsun. Buradan bir tanesi. Ama biriyle oturdum, benim İslam'dan nefret etmemi sağladı. Oturdum, bana dedi ki sen çocuksun, cahilsin. Çocuğun kalbini kıracak kadar cümleler kullanmış. Bakın olmaz. Alleme cihan olabiliriz. Tevhidde en uzman biz olabiliriz. Ama ahlakımız yoksa, nezaket üsluplarımız yoksa, muhataplarımızı kazanmada eksiklik ve yobazlıklarımız varsa bizim bu akide üzerinde olduğumuzu kimse iddia etmesin. O halde ben şunu anladım. Şeyhleri ben günlük dinliyorum.
Günlük 5-10 saat bu insanların derslerini takip ediyorum. Ve akide alanında, özellikle bu akide alanında Şeyh İbrahim Ruheyli adında güzel bir alim vardır. Dinlemenizi tavsiye ederim. Dinleyin bu insanlardan edep ve haya ve nezaket ve usul öğrenin. Ne diyorlar biliyor musunuz? İnsan selef olabilmesi için tevhid, amel ve ahlak güzelliğini bir arada toplaması lazım. Eğer gittiğin toplumda ahlakınla zedeliyorsan birilerini, sen selef değilsin. Eğer girdiğin toplumda insanlar senin fikriyatından, yani ortaya koyduklarından rahatsızlık duyuyor ve kaçıyorsa, bil ki sende kusur var. Kardeşlerim, bu ince ayarı kısacası iyi vermemiz gerekiyor. Yani hüsnü zanla bakmayı da bilelim, insaflı olmayı da bilelim değerli kardeşlerim. O yüzden Peygamber aleyhissalatü vesselamın çok meşhur güzel bir hadisi var. Bakınız. Allahümme enfe'ni bime allemteni ve allimni bime yenfe'uni ve zidni ilmen. Ve zidni ilmen. Allahümme enfe'ni bime allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Ne demek? Allah'ım bana öğrettiğini faydalı kıl. Ya Rabbi bana ne öğretiyorsan, öğrettiğini ya Rabbi kalbime sevdirdiğini faydalı kıl. Onunla insanlara gittiğimde insanlar benden kaçmasın. Ya Rabbi onu bana ahiretimde de dünyamda da faydalı kıl. Hadis devam ediyor. Ve bana faydalı olanı öğret. Her öğrenmesi gereken şeyler değil. Ya Rabbi bana öğrenilmesi gerekeni, faydalı olanı öğret ve ilmimi arttır. O halde ilim deyince her ilim değil, bize yarın ahiretimizde faydalı olacak, bizi Allah'a yakınlaştıracak, bizi Allah'tan uzaklaştırıp da kardeşlerimizle aramızı bozacak ilme değil ya Rabbi, bizi birbirimize kenetleyecek bir ilme, öğretilere ya Rabbi bizi yönlendir, bize faydalı bir ilim ver. Faydalı ilimle, birlikle, beraberlikle şu Gazze'nin paramparça olduğu bir dönemde ve bugün Suriye'de katliamların zirveye çıktığı bu günlerde basit konularla uğraşmayalım da olgun kimliklerimizle şirkin, küfrün, haramın içinde olanları kurtaralım. Bize faydalı bir ilim ver ki gözümüzü açalım ya Rabbi diye dua edelim. Kardeşler bunlar önemli hususlardır. Allah size de bana da bu güzel ahlakı nasip etsin. Peki hemen kitabın diğer cümlelerine geçelim, devam edelim. Muzaffer Hocam. Bu esaslarda sahabe, tabi'in ve onlara sadakat, ihlas ve en güzel şekilde uyanlardan oluşan selefin anlayışının rehberliğinde Allah'ın kitabına ve ister mütevatir ister ahad olsun, Peygamber aleyhissalatü vesselamın salih sünnetine dayanır. Güzel. Bu, evet, görüşü yeniden alalım Yaşar Hocam. Bu esaslarda sahabe, tabi'in ve onlara sadakat ve ihlas ve en güzel şekilde uyanlardan oluşan selefin anlayışının rehberliğinde Allah'ın kitabına ve ister mütevatir ister ahad olsun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetine dayanır. Çok güzel. Aksoy Hocam. Bu esaslar nedir denilecek olursa, bu esaslar sahabe, tabi'in ve onların yoluna en güzel şekilde sadakatla, ihlasla uymak ve uyanlardan oluşan selefin rehberliğinde Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine ister ahad yol olsun ister mütevatir yol olsun uymaya dayanmaktadır. Evet. Yani o zaman ehli sünnet ve cemaat Kur'an ve sünnete ister mütevatir olsun ister ahad olsun değerli kardeşlerim, gelen haberlere ve hadislere bu şekilde iman eder. Mutavatir de olsa iman eder, ahad da olsa iman eder. Yani mutavatir ile ahad arasında bir fark görmez. Nedir mutavatir? Üzerinde yalan söylemeleri mümkün olmayan büyük kalabalık bir topluluğun peygambere merfu olarak dayandırdığı hadisin adına en yüksek, en âlâ derecedeki hadise biz ne diyoruz? Mutavatir hadis diyoruz. Ve hani meşhur bir hadis vardır bu konuda. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam "Men kezibe aleyye mutaammiden felyetebevve maq'adehu minen nar" hadisi en sağlam mutavatir bir hadistir ve alimler nezdinde meşhurdur. Kim benim söylemediğim bir hadisi
kendisi söylemiş gibi eğer bana isnat ederse, benim söylediğim gibi isnat ederse, bu takdirde cehennemdeki yerini hazırlasın buyurur. O halde biz buna ne diyoruz? Mutavatir. Yani ehli sünnet vel cemaat itikatta ve amelde altını çiziyoruz. Altını çiziyoruz. Altını çiziyoruz. İtikatta ve amelde mutavatir hadislere, haberlere itimat eder. Bununla beraber bir de mutavatirin dışında olanlara ahad deriz. Ahad nedir kardeşlerim? Cem'u ahad. Bima'nel vahid. Yani cem'u ahad bima'nel vahid. Vahidin cemidir ve tek anlamına gelir. Bir anlamına gelir. Ve haberul vahid huve mâ yervehi şahsun vahid. Bu ne demek? Bir kişiden rivayet edilen haberdir, hadistir. O halde mutavatirin dışında olanlara biz ne diyoruz? Ahad, rivayetler, hadisler diyoruz kardeşlerim. Günümüzde bazıları biz mutavatiri alırız, Kur'an'ı alırız, ahadlara itibar etmeyiz. İlmi bir hüccetlik, kat'i bir amellik gerekli kılmaz demişlerdir. Bunlar bu inançlarıyla batıl bir yolu seçmişlerdir. Zira ehli sünnete göre o zaman altını çiziyoruz. Hem mutavatir haberler, hem ahad hadisler, haberler hüccettir ve amel edilir. İtikatta da delil teşkil eder, amelde de delil teşkil eder. İlk üç nesil arasında bir ayrım yapılmamıştır özellikle bu konularda. Yani ilk üç nesil şöyle dememiştir: biz mutavatirle amel ederiz, ahadlarla amel etmeyiz. Böyle bir iddia asla olmamıştır. Selefte böyle bir ayrım yoktur. Sonradan gelişmiş ve bidat olarak gündemlere gelmiştir. Sonradan icat edilen bu şeyler bidattır ve sapıklığa davet eder. Dolayısıyla bakın Şeyhul İslam İmam İbni Teymiye rahimahullah alimlerden özetle der ki, eğer ahad hadis rivayet ravi sadıksa ve thika ise ve zaptı sağlam ve güvenilirse ve peygambere de merfu olarak dayandırdığı müddetçe bu alimler tarafından kabul görmüştür, İtikatta ve amelde de hüccet olarak telakki edilmiştir diye nakleder. Ayrıca bu görüş İmam Malik'in görüşü, İmam Ahmed'in görüşü, İmam İbni Teymiye'nin görüşü, Ehl-i Hadis'in görüşü, günümüzde binlerce muasır alimlerin de görüşüdür kardeşlerim. Özetle ahad nedir? Mutavatirin dışında olandır. Eğer sika ise ravi ve hadis merfu ise, zaptı da tem olmuş ise, sağlam olmuş ise, bu takdirde bunlar da bizim için dinde hüccettir değerli kardeşlerim. Burayı anladık değil mi? Güzel. Ne anladınız? Bir kardeşim özetlesin. Bu arada dereceyi kısabilirsiniz kardeşler. Muzaffer Hocam. Evet Selahattin. Hocam bu hususta bir ayet-i kerime var. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: bununla beraber müminlerden stok yükün, herkesin savaşa çıkması doğru değildir. Bunlardan bir kısımları da geride kalsınlar ve bunlar geride kalanlar dini ilka etsinler. Gelenlere de bilmedikleri şeyi öğretsinler. İbn-i Abbas radıyallahu teala anhu diyor ki bu ayeti tefsir ederken, bu diyor çok kişiye de beyan olunur. Yani geride kalanlardan kasıt bir kişiye de diyor beyan olunur. Bu şekilde diyor geride gelenler çoğu kişiden de diyor ilmi alabilirler. Bir tek kişiden de ilmi alabilirler. Bu da ayet-i kerimenin ışığında gösteriyor ki diyor bir kişi eğer birilerinin bilmediği şeyi doğru olarak biliyorsa o insanlar ilmi alabilirler ve bu da sahihtir. Evet Selahattin'cim, sen biliyorsun, birçok kardeşler de biliyor. Sahabe bir sabah vaktinde namaz kılıyordu Mescid-ül Aksa'ya doğru. Sahabilerden bir kişi koşarak geldi ve artık namazın kıblesinin Mescid-ül Haram olduğunu söyledi. Ne yaptı sahabiler? Namazın içinde hemen Kabe, Mekke-i Mükerreme'ye döndüler. Bir kişinin haberi eğer ravi sikah, zaptı kuvvetli, yalan söylemeyecek ve günahtan uzak bir insan, adil bir insan ise, güvenilir bir insansa onun sözüne sahabi itimat etti. Bu bize bir metodoloji öğretir. Bir başka delil bu konuda, Muaz bin Cebel Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Yemen'e gönderirken ona ehni kitaba gidiyorsun, onları la ilahe illallah'a davet et dedi. Hadis devam ediyor. Bizim burada üzerinde durduğumuz nokta, istişhat noktası neresidir? Bir sahabinin haber götürmesi ve oradaki binlerce değil mi insanların bir kişiye itimat ederek dini ondan öğrenmesi. Demek ki
Haberul Vahid bu konuda hüccettir dediğinde. Yine bir başka konuda, hani sahabiler Ramazan'dan önce hilal ararlardı. Hilali ararlar, yani gözleriyle tararlar, görünce de gelir peygambere haber ederlerdi. Onlardan bir tanesi koşarak geldi. Dedi ki ben ya Resulallah hilali gördüm dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki sen hilali gördünse şehadet getirir misin dedi. Şehadet getirdi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun Resulullah. Yani Müslüman olduğunu ifade etti. O zaman ya Bilal dedi yarın Ramazan orucunu ilan et. İnşallah Ramazan girdi buyurdu. Yani gelen haber bir kişiden geliyordu. Peygamber aleyhisselam sağlam ve güvenilir olduğu müddetçe itimat ediyordu. Bu sahabenin ve Resulullah'ın bize öğrettiği metodolojidir. Yani bizim burada haber-ül vahidleri delil alarak ortaya koyarken hevamızdan aklımızdan ortaya koymuyoruz. Bizim selefimiz bunların bir metodolojisini yazmıştır. Davabıtlarını, kurallarını koymuştur. Bu yüzden böyle ben mutavatire iman ederim. Onun dışında Buhari'de, Müslim'de, Sahih'de, Hasen'de olsa itikatla alakalı konuları delil almam diyenler bidatçıdır ve sapıktır. Bazıları öyle diyor. Buhari'de de gelse, Müslim'de de gelse, sahih de olsa, hasen de olsa itikadi konuda kat'i bir delil teşkil etmez diyorlar. Bunlar bizim ehli hadis yolumuzdan uzaklardır. Selefin yolundan uzaklardır. Ve bunlar İmam Ahmet'ten, İmam Malik'ten ve İmam İbn Teymiye'den ve günümüz muasır bizim şeyhlarımızdan, ulemalarımızdan beridir ve uzaktır. Bu akide ehlinden değillerdir. Hiçbir zaman üç nesil bunun altını çiziyoruz. Yani mutavatir ile ahad arasında hücciyet bakımından bir ayrıma gitmiş değildir. Sonraki asırlarda insanlar bu konularda bidatler çıkartmışlardır. Hatta günümüzde sadece bize Kur'an yeter deyip sünneti kökten inkar edenler, bir de sünneti kısmen inkar edenler, itikatta bizim için delil değildir ama amelde delildir diyen insanlar doğmuştur. Burada bir soru geliyor Muhammed kardeşim. Bir insan amelde peygamberin hadislerine itimat ediyor da Buhari'de ve Müslim'de geldiği zaman itikatta neden itimat etmiyor? Yani eğer sen itikatta onun, yani ravinin veya o rivayetin veya o hadis alimlerinin getirdiklerine zanla bakıyorsan neden ameli bakımdan da zanla bakmıyorsun? Bu bir çelişki. Mesela namazla alakalı, oruçla alakalı, zekatla alakalı, haçla alakalı bütün bizim ibadetlerimiz hadislere dayanmıyor mu? Bu hadis inkarcıları bunları ameli bakımdan hüccet görüyorlar da itikadi bakımdan neden hüccet görmüyorlar? Eğer bir kusur varsa itikadi bir meseleyi rivayet eden sahabide ameli bakımlar rivayetinde de kusur aranmalıdır. Eğer sizin usullerinizle gidersek doğru değil mi? O halde bu kadim ve uzun ve derin tartışma hala günümüze kadar geliyor. Elhamdülillah biz burada yolumuzu seçmişiz. Ne Mu'tezile gibi, ne Eş'ariler gibi, ne Maturidiler gibi, kelamcılar gibi değil, felsefeciler gibi, mutasavvıflar gibi değil, bu ümmetin selefi gibi itikatta ve amelde mutavatir ve ahad haberleri biz hüccet kabul ediyoruz ve bununla da amel ediyoruz değerli kardeşlerim. Burada ikinci noktaydı. Güzel. Burada şu çelişki çıkmıyor hocam, sizin söylediğiniz o insanlar bir şey. Eğer yani onların sözlerinde çıkıyor değil mi çelişki? Evet. İtikatta almıyor da amelde alıyorsan. Hı hı. O zaman amelde de almaman lazım. Orada kabul olmaz. Doğrudur. İtikatta kabul olmayan amelde neden kabul olsun? Evet. O zaman Allah'ın yanında bir itibar taşımayan, kabul olmayacak bir amelle niye meşgul oluyorsun? Evet. İnanın selef akidesini alimlerle okumayan kim getirirseniz getirin oturalım onunla çelişkileri zuhur eder. Mutlaka çelişkileri ortaya çıkar. Neden? Çünkü usulle gitmiyor. Bir insanın vusula erebilmesi için usulü olması lazım. Bir insanın vusula erebilmesi için usulü olması lazım. Dinin kriterleri, dinamikleri, davabıtları, ölçüleri çerçevesinde gitmesi lazım. O zaman meseleleri kolay anla. Hani peynir ekmek yemiş gibi olur o insan. Kolay yer yani. Veya ipi hani sökersiniz, hafif hafif çekersiniz de kendi kendine gelir ya. İnsanlar bu davabıt ve ölçüleri göz önünde bulundurdukları takdirde çözerler. Ama dikkat edin, selef olmayan, özellikle nas'a bağlı olmayan bazı kesimler ciddi çelişkiler içerisine düşerler. Kimisi hadisi inkar eder. Kimisi bu Kur'an'da bile şüphe bulmaya çalışır. Kimisi ashaba buğz eder.
Kimileri Müslümanlarla uğraşır, fikre davet eder, düşüncelerini saptırır. Yani bir hastalık değerli kardeşlerim bunların başına tutulur ve devam ederler. O halde bu konunun üzerinde yeterince durduğuma inanıyorum. İbrahim buyur inşallah. Hocam birinden bir mesele konuştuk bu akide ve amel üzerinde. Biz de itikatta dedi mağfuri değil. Mağfiri mensubuz dedi. Ama dedi amelde ise İmam Ebu Hanife'ye dedi mensubuz dedi bana. Ben ona sordum dedim ki yani İmam Ebu Hanife'nin itikadı bozuk ise neden dedim amelini alıyorsunuz? Yani ameli, itikadı bozuk olan bir insan neden amelini alıp uyguluyorsunuz dedi. Evet. Cevap veremedi. Doğru. Tabii bu sorular çok doğru, isabetli sorular. Eğer madem İmam Ebu Hanife itikatta hüccet değilse, örnek değilse, önder değilse, yani İmam Maturidi mesela akidede örnek alanlara sormak gerekiyor. Neden amelde İmam Ebu Hanife'ye tabisin? Bu çelişki değil mi? O zaman itikatta da onu imam gör ki biz görüyoruz. Vallahi ve billahi biz İmam Ebu Hanife'nin inandığı akideden zerre miktarı uzak değiliz. Bir saç telinden yani o kadar küçük bir zerre düşün ondan daha uzakta bir ayrılığımız yoktur. İmam Ebu Hanife bu ümmetin selefidir. İtikatta önderdir. İmam Şafii de, İmam Malik de, İmam Ahmet de. Allah hepsinden razı olsun. Amelde de Allah ondan razı olsun. Fakihtir, fukahalardandır. Asrının imamları, alimleri övmüştür. Yani onun hakkında kötü söz söylemek haddimize değil. Söyleyenler edepsiz, hayasız, terbiyesizdir. İlimden yoksun insanlardır. Ancak ne olur bazı konularda hani ulemaların görüşleri olur. İmam Ebu Hanife bu konuda zayıf kalmıştır. Görüşü sahih hadise değil de zayıf hadislere dayanır diye haber verince ne yapar? Biz o zaman o alimlerin sahih görüşlerini tercih edebiliriz. Bunda da İmam Ebu Hanife'ye hakaret etmiş olmuyoruz. Onun değerini düşürmüyoruz. Aksine olan, ona olan sevgimiz, muhabbetimiz hala devam ediyor. İçimizden biri, şu an içimizden biri İmam Ebu Hanife'ye buğz etse 3 defa uyarırım. İmam Ebu Hanife'ye hakaret etse 3 defa uyarırım. Sonra nasihat ederiz. Baktık olmuyor, kendi yolunu kendi başına çizsin deriz. Biz bu konularda yani kriterlere sahibiz. Bu yollarda kriterlerimiz olduğu müddetçe sebat eder gideriz. Ama bir gün bu yolda, bir gün başka yolda, bir gün bir başka yolda, bir gün başka inançta, bir gün başka anlayışlarda olanlar gibi olmayalım. Zikzak çizmeyelim. Oynak olmayalım. Yani demin de demiştik, geçen hafta da dedik. Bu akidenin ehli istikrarlıdır. Bu akidenin ehli zikzak çizmez. Sebat ehlidir. Nasıl bu akideye delillerle iman etmişse alimlerin gözetiminde devam eder değil mi Veysel kardeşim? Hasan kardeşim, Muhammed inşallah. Başka kim var? Bülent kardeşim, Erdal kardeşim. Allah'ın izniyle inanın doğru yolda sebat eder. Kafası rahat olur. Ama bu yolları terk eder de başka menheçlere kayarsa çelişkiden kurtulamaz. Özellikle ben şu hastalıktan artık insanların gerçekten içine düştüğüne şahit oluyorum. Son cümlem. İnsanlar pireleri görüyorlar, yorganlarını, evlerini yakıyorlar. Büyük bir hatadır. Islah edin, düzeltin. İnsanların eksiklerini görüp onlara yol gösterin. Tahrip etmeyin, yıkıcı olmayın. Etrafınızı dağıtmayın. Dünyanız var, çevreniz var, aileleriniz var. Ne yapın kardeşlerim? Öğüt verin. Toplumda örnek bir kişilik sergileyin. Arkanızı dönüp gittiğinizde, ya bu Selahaddin var ya her ne kadar bana ayetle hadisle alleme-i cihan da olsa yol gösterse de edebinden ahlandan o adamın gerçekten hoşlanmadım. Onun bana öğreteceği ilimden de dersten de bilgiden de kardeşim uzağım der. Vallahi billahi böyle. 20 yaşında gençler tanıyorum. 20-21 yaşlarında 19 yaşlarında başlarına bir çile, acı, meşakkat, zorluk gelmemiş. Şu dört dörtlük güzel bir ortamda ne yapıyorlar? Müslümanları kınıyorlar, Müslümanların ayıplarını arıyorlar. Biz ne günler yaşadık, ne günler. Şu Muhammed kardeşimiz siyah poşetlerde Kur'an taşırdı. Bu İbrahim kardeşimiz siyah poşetlerde Kur'an taşırdı. Derdik ki sizlere içinizde 2001 model kardeşlerimiz var. Allah hepinizden razı olsun. Unuttunuz mu o günleri? 2-2 çıkın kardeşler, 2-2. Dikkatli olun. Aksoy hocam, Yaşar hocam değil mi? Aman pikniğe giderken aralıklı gidin kardeşler. Arabalarınıza baskın yapabilirler.
bizim evlerimize baskın yapıp da bizleri götürmediler. Kardeşler, yani az söyleyeyim çok anlayın. Rahatlık, bazı insanlar argo konuşacağım depiyor. Bazı insanlar çile ve meşakkat istiyorlar. Tarih boyu acı ve meşakkat isteyenler hep belleri kırıldı. Allah'tan meşakkat istemeyin. Ya Rabbi kolaylaştır deyin. Çünkü insansınız. Beden sahibisiniz. Etten, kemikten oluşuyorsunuz. Ben davet hayatımda şunu öğrendim. İnsanın en sağlamı bile yeri geldiği zaman fırıldak gibi döner. En sağlamı bile. Ya aile şartları, ya çevre şartları, ya dostları, ya arkadaşları. O yüzden kardeşler, en sağlam insan selef akidesini yakalamış ve ilim yolunda giden, çevresini aydınlatan ve kardeşleriyle uyum içinde üretken verimli müminlerdir. Allah hepimize bu güzel ahlakı nasip eylesin. Devam ediyoruz. Hemen diğer paragrafla kim devam edecek? Evet, Muhammed kardeş, sağdan devam edelim. Onlar Kur'an ve sünnet naslarına teslim olurlar. Onları evet. Birbirinden ayırmazlar. Burada kalalım. Ne anladık kardeşler? Onlar Kur'an ve sünnet naslarına teslim olurlar. Onları birbirinden ayırmazlar. Birileri var mı böyle ayıran ki böyle bir kaide koydu? Allah razı olsun, Abdullah Yolcu hocamız güzel bir metin hazırlamış. Ve bu metinler gerçekten muhteşem. Ve usul bakımından bizlere yol gösteriyor. Doğan hocam, söz sende. Onlar Kur'an ve sünnet naslarına boyun eğerek teslim olurlar. Onları birbirinden ayırmazlar. Yani onlar Kur'an ve sünnet naslarına heva, mezhep, hizip üzerinde yoğunlaşarak hiçbir taassup göstermeden Allah ve Resulü'nden gelen emirlere hiçbir şek şüphe duymadan boyun eğer teslim olur. Eğer o söylemişse doğru söylemiştir. Ve Kur'an ve sünneti birbirinden ayırmaz. Çünkü Kur'an sünnetsiz, sünnet de Kur'ansız olmaz. Başın gövdedeki misali neyse sünnetin de Kur'an'daki örneği olur. Muhteşem örnek, çok güzel. Baş ve gövde gibi. Kur'an ve sünnet baş ve gövde gibi. Başı alırsan gövde gider, gövdeyi alırsan baş gider. İkisinden birinin ölümü, ikisinin ölümü, ikisinin dirilmesi, ihyası, hayat sürmesi demektir. Güzel. Aslında bu İmam Berbeheri'nin metinlerinde geçen bir söz. Güzel. Buna ekleme yapmak isteyen kardeşlerimiz var mı? Yani burada Kur'an ve sünnet ayrımı yapmazlar. Biraz daha böyle eklemek isteyen hocam, Aksoy hocam. Hocam mesela adam sünneti kabul etmezse, sadece Kur'an'ı alırsa bu sefer hataya düşecek hocam. Çünkü Kur'an'ın maslarını kendi anlayış modeline göre bir model çıkaracak meydan hocam. Mesela İsa Aleyhisselam'ın nuzulü gibi şeyleri inkar edecek hocam. Hadisleri falan inkar edecek. Bunlar Kur'an'la sabit olduğu halde kendi anlayışına göre bunun öldü ve Allah-u Teala'nın bir daha ona şans vermeyeceğini, bir defa insanın öleceğini söyleyecek ve bunlar, buna benzer şeyleri inkar edip çıkacak hocam. Hatta bir tanesiyle beyan kitap ekrasıyla oturuyor adam. Ben diyor Resulullah'ın sünnetine kabul etmem dedi. Yani orada eski hocalar da var, ben de hayret ettim. Yani hiçbir de tepkiler mi hocam? En eski hocam, tabii yaşlanmışlar var. Ben de dayanamadım artık, dedim ya dedim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedim bir sahih hadis verecek, söyleyecek. Kur'an'a da bu ters bir şey dedim. Adam böyle demek istiyor. Yani Peygamber diyor Allah-u Teala'nın kitabına muhalif bir şey söyler, ben onu nasıl kabul diyor hocam. Ve onlar da onun sözlerine gülüyorlar, hayret ettim yani. Evet. Ve sonra ona bu şekilde yükledim hocam, ondan sonra Maide Suresi 6. ayeti nasıl anlıyoruz falan. Adam dedi ben ayağımı nasıl yapıyorum. Yani orada bu şekilde anlıyor hocam. Hayret ettim hocam, yine hocalar tepki vermediler. Ya ben şaşırdım hocam. Evet. Yani bu şekilde hocam, şimdi insan sünneti inkar ettiği zaman Kur'an'ı bu sefer kendi anlayışına göre kabul edecek. Çok güzel, altı çizilmesi gereken nokta bura. Hani sünnetsiz bir İslam kafamıza göre bir İslam'ı getirecek. Evet. Sünnetsiz bir İslam kafamıza göre yonttuğumuz, yoğurduğumuz ve malzeme olarak kullanabileceğimiz bir Kur'an anlayışını getirecek. Nitekim öyledir. Lafı çoğaltmak istemiyorum. Yani sakalsız bir İslam değil mi? Sünnetsiz peygamberin öğrettiği tarzda bir İslam değil. Aklımın ve göreceli mantıklarımın ortaya koyduğu bir İslam'a dönüşecek ki bunu toplumda yapıyorlar. Hiç bir ağızdan vahye zıt bir şey çıkar mı? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Yani peygamberin ağzından çıkanı peygamber bizzat sahabeye demiştir ki yazın bunu, yazın, bundan boş söz çıkmaz. Bundan ancak vahiy çıkar diye haber vermemiş midir?
Eğer sahihse, bu muhaddis tarafından bize rivayet olarak bildirilmişse, üzerinde malzemelerin, çalışmalar yapılmış ve atölyelerde hizmetler yapılmış ve bize günümüze kadar takdim edilmişse, bu hadisler etrafında şüphe ve kuşkucuyla kuşku uyandırma büyük bir bidat ve sapıklıktır. Kesinlikle Allah Resulü'nün sahih bir hadisi Kur'an'la çelişmez. Yani bunu aslında biraz sonra delil vereceğiz. Kısaca not düşelim. Burada bir dip not düşelim. Geçen hafta el-adve dediğimiz bulaşıcılık konusuna değinmişti Kitab-ı Tevhid'de. Demiştik ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde bulaşıcılık yoktur. Yani bir hastalığın bir hastalığa bulaşması yoktur diyor demiştik. Ama başka hadislerinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aslanın kaçar gibi cüzdanından kaçın, karantina olan bölgeye girmeyin hadislerinin de olduğunu haber vermiştik. Aynı anda iki tane sahih hadis taarruz gibi, çelişki gibi görüküyordu. Böyle bir durumda usulen metodolojik bakımından yapmamız gereken nedirdi? Bu iki sahih hadisin asla birbiriyle çelişmeyeceğine bir defa kaide gereği inanacağız. Bunların arasını cem edeceğiz demiştik ve kuralı koymuştuk bu konuda. Daha sonra demiştik ki ulemanın bu konuda bakışlarını bir değerlendirelim. Ne dediler ulemalar? Evet, ilk dönem cahiliye insanları hastalığın kendi başına birinden birine bulaştığına inanırdı. Peygamber bunu yasakladı. Ama bir insanın bir insana bulaşması, hastalığın bir insandan bir insana Allah dilerse olmaktadır demiştik. İki hadisin arasını bulmuştuk. Bir hadisi inkar etmek yerine iki hadisi ulemanın bize öğrettiği gibi, muhaddislerin bize kavrattığı gibi öğrenmiştik. Böylece hadis inkarcılarının safında olmamıştık. Hadisimizi muhafaza etmiştik. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğretmek istediği hususu alimlerle kavramıştık. Bu bize bu konuda çarpıcı bir denildi. Peki, o halde sünnetle Kur'an arasında ayrım var mı Selahattin? Evet. Hocam, bu hususta Selahattin bana ciddi anlamda bir temel oturtmuştur. Çünkü bu temelin konmasının sebebi şuydu. Kur'an ve sünnet insanı gideceği menzile ulaştıracak tek yoldu. Ancak bununla birlikte Kur'an ve sünneti felsefe ile kıyaslayanlar çıkmıştı. Ve bu felsefe ile yola çıkıp da bazı şeyler mantıklarına yapmış, bazı şeyler mantıklarına yapmamış, hadislerde çıkarmalar yapmışlar, Kur'an'da çıkarmalar yapmışlar. Bu çıkarmalar grupları, hizipleri ve fırkaları ortaya çıkarmıştı. Bu yüzden Kur'an ve sünnete selef sıkı sıkıya sarılmış ve bu ikisinin de en sağlam ve en güvenilir bir menheç olacağını ve bunun ikisinin de asla birbirinden ayrılmamasının gerektiğini ortaya koymuşlardır. Güzel. O halde Kur'an bana yeter, sünnete gerek yoktur anlayışını taşımazlar. Ben sadece Kur'an'la yetinirim, onun dışındaki kaynaklar beni bağlamaz diyen görüşlerden uzaklardır. Hadis sahih olduğu müddetçe, hasen oldukça onunla itikatta ve amelde amel ederler. Kur'an ve sünnet derler. Kur'an ve sünne. Yani Kur'an'ın hükmü neyse sünnetin de hükmü odur diye iman ederler. Faziletli ilk üç neslin bize öğrettiği budur. Bakınız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahih hadislerinde neler bıraktığını da bize açıkça haber vermiştir. Terektu fikum emreyn. لَنْ تَدِلُّ مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَب۪يهِ Size tutunduğunuz müddetçe sapıtmayacağınız iki şey bıraktım. Allah'ın kitabı ve sünnetim diyor. Hadis Muvatta'da İmam Malik'in Muvatta'sında hasen olarak geliyor. Peki bu hadiste Allah Resulü ne bıraktığını haber verdi? Kitabullah ve sünnet-i nebi, peygamberin sünneti. O halde sünnet Kitabullah gibi. Bakın, Kitaballah ve sünne. Kitaballah ve sünne. Kur'an'dan sonra hemen atıfla ne gelmiş? Sünnet gelmiş. Allah'ın kitabının hükmü neyse sünnetin hükmü de odur. Şimdi birileri bizi işittiğinde vay kafir diyeceklerdir. Bunlar Kur'an'la sünneti eşit gören kafirler, müşrikler diyecektir. Bunlar aşırıya gitmiş, böyle kulat olan aşırıya gitmiş, Allah muhafaza, küfrün içine düşmüş sapık ve bidatçı insanlardır. Bir başka hadis: Ela inni utitul Kur'ane ve mislehu ma'hu. İyi bilin ki bana Kur'an'la birlikte onun misli verildi. Bu tabirler açık değil mi? Yani ben sadece iki tane hadis delil getiriyorum. Bu hadis Ebu Davud'da sen olarak geliyor. Sahih rivayet olarak da gelebilir. Bu konuda şu an ihtilaf ettim. O halde Kur'an'ın misli nedir? Demek ki sünnet. Kur'an'dan sonra ne verildi? Hikmet.
يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Kur'an'da ne diyor Rabbul Alemin? Onlara Kur'an'ı ve hikmeti öğretir. Eğer diyorlarsa birileri bize sünnetin hüccetliği konusunda delilin var mı Kur'an'da? Evet. يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Nedir buradaki hikmetten maksat? Dönün. Benim gibi zayıf, aciz ilim talebelerine niye soruyorsunuz? İmam Şafii'ye sorun. Müfessirlere sorun. Selefe sorun. Biz sadece onların nakilcileriyiz, onların sevdalılarıyız. Ne diyor İmam Şafii? Buradaki hikmetten maksat nedir? Sünnettir diyor. Rahimahullah İmam Şafii. Allah ondan razı olsun. Bu imamların yolunda gitmeyeceğiz, kimin yolunda gideceğiz? O halde bu iki tane hadis de bize bu konuda hüccettir. Ayrıca bu deminki söylediğimiz ayette Kur'ancı, mealci mantıkta olanlara da bir nevi hüccet, delil ve kanıttır. Umulur ki tabi bunları anlarlar, öğrenirler. Sünnet vahiydir. İkinci teşriidir. Bütün usul kitaplarımızda, fukahalarımızda ve muhaddislerin kitaplarında yazılı sünnet vahiydir. Ve ikinci teşri kaynağıdır. Ve sünnet İslam'dır ve İslam sünnettir diye İmam Berbeheri'nin Şerh Usulü Sünne adlı eserlerinde bunlar kayıtlıdır. Usulü Sünne eserinde birçok ulema, bizim akide alimlerimiz bu itikat eserini şerh yapmıştır. Ve üzerinde özellikle durmuşlardır ve bunları yüzlerce kez dinledim. İslam sünnettir ve sünnet İslam'dır demişlerdi. Nedir buradaki sünnet? Akidedir, dindir, tevhiddir. Sünnetle bağımız bu kadar güçlü olması lazım. Bir husus da biliyorsunuz sünnet Kur'an'ın açıklayıcısıdır, tebyinidir, tefsiridir. Ne yapar? Kur'an'ı açıklar. Bir ayet var meşhur, hani hepinizin bildiği Allah kitabında ne diyor? Hafızalarınızda var mı? Evet Sedat Hocam. Nam suresi kutlanılması lazım. Ya Muhammed biz sana bu Kur'an'ı insanlara beyan edesin diye gönderdik. Ya litubeyyine linnâsi. Litubeyyine linnâsi. İnsanlara litubeyyine linnâsi. İnsanlara açıklayasın diye. Allah kitabını peygambere açıklasın diye göndermiştir. Açıklama yetkisi ondadır. Beyan yetkisi ondadır. Hala onun beyan yetkisini, açıklama yetkisini görmezlikten gelmek ve onun söylediklerinden uzak kalmak sapıklığın ta kendisidir kardeşlerim. Evet İbrahim, buyur inşallah. Hocam sünneti inkar edenler o zaman şunu sormamız lazım. O zaman ameli boyutta hiçbir şey yapmamaları lazım. Evet. Yani şimdi namaz kılacağız, nasıl kılacağız fiili olarak Kur'an'a geçmiyor değil mi hocam? Zekat hı-hı. Mesela neyden ne kadar verilecek, yani bu olayla altında vesaire şeylerin ne kadar verilecek, bunlar hiçbirisi Kur'an'da geçmiyor. Geçmiyor. Yani hacıdan aynı keza, yani hac yapmamızı Allah Azze ve Celle beyan etmiştir Kur'an'da ama nasıl yapacağımızı, nasıl tavaf edeceğimizi, yani nerelere gideceğimizi bunları... Beyan etmemişti, açıklamamıştı. Evet. Kime döneceğiz burada? Yani mercimiz kim? Tabii. Şimdi bu mealci dediğimiz Türkiye gündemlerinde bilinen Kur'ancılar, Kur'aniyun diye dünya gündeminde bilinen topluluklar genelde Türkiye'de şu an aktivitelerini arttırmış ve devam ediyorlar. Maalesef bizler ise uyuyoruz ve birbirimizin etini ayağını kaydırmanın mücadelesinde çalışıyoruz. Allah bize sebat versin de akıl versin. Gerçi Muzaffer Hocam bunlar da kendi içinde sınıf sınıf, grup grup. Yani senin konumuna göre hani konuşmasını geliştiriyor. Eğer bakıyorsan biraz meseleye vakıfsan sünneti diyor ki ben kabul ediyorum ama diyor Kur'an'a zıt olanını reddediyorum diyor. Sanki Kur'an'a zıt bir peygamber sözü olurmuş gibi. Ashab ya Resulallah ya senin söylediğin sözlerinden Kur'an'a mı arz olanı almıyoruz mu demiş. Veya hiç sahabi tabi'in tebe-i tabi'in o ilk üç nesilde Veysel kardeşim sonra biz peygamberin Kur'an'a muarız olan, çelişkili olan, zıt olan, tezat olan sözlerini terk ederiz, Kur'an'a vururuz, Kur'an'la yetiniriz mi demiş. Kim bize bu ilk üç nesilden bir alimden delil getirecek? Dolayısıyla kendi aralarında da kısım kısımdır. Kökten sünneti inkar edenler bile var. Mesela Edip Yüksel bu konuda kendisiyle biz zaman zaman YouTube'da bazen atışmalarımız oldu, konuşmalarımız oldu. Bana mukallit diyor. İmam İbni Teymiye'nin mukallidi diyor. Bana mutaassıp bir mukallit ve İbni Teymiye yolunda giden adam diyor bana. Bana bazen nasihatlerde bulunuyor. Allah ondan razı olsun ama onun çok nasihata ihtiyacı var. O çok bir sapık insandır. Sünneti komple inkar ediyor.
namaz kılma şeklini bile kendi kafasından koyuyor. Bu şu an bizim gündemimiz değil. Allah subhanahu ve teala onlara basiret versin. Konu anlaşılmıştır Allah'ın izniyle. Peki, şimdi diğer güzel bir madde var. Ona devam edeceğiz inşallah. Kim var eklemek isteyen? Mesela, evet Sedat hocam. Yani selef-i salihin, Kur'an'ın müteşebbih olanlarını muhkeme götürerek anlarlar. Kur'an ve sünnetin emirlerine de saygı duyarak boyun eğerler. Güzel. Burası üzerinde durulması gereken nokta. Yani müteşabih olanları muhkeme götürürler. Aslında biz geçen haftalarda buna değindik. Hatırlıyoruz. Hatırlıyoruz değil mi? Mesela Allah'ın ayetlerinde Rabbul Alemin şöyle buyuruyordu. Biz hani ayette diyordu ki biz bütün günahkarların günahlarını affederiz anlamında bir ayet vardı. İnna Allah'a yagfiru zunube cemi'an. İnna Allah'a yagfiru zunube cemi'an. Şüphesiz ki Allah günahları affeder. Bu ayet müteşabihti, kapalıydı. Yani bizim nezdimizde şu an anlaşılır bir ayet değildi. Ama biz bu ayeti Kur'an'ın bir başka ayetiyle anlamıştık. Allah subhanahu ve teala ayetinde ancak tövbe edip, iman edip, salih amelde bulunanların günahlarını affedeceğini haber veriyordu, üzerinde durmuştu. Bir başka konuda hatırlarsanız, inne nahnu nazzalna zikre ve inne lehu lehafizun. Kur'an'ı biz indirdik ve onu da koruyacak olan biziz diyordu. Allah subhanahu ve teala kendine biz diyordu. Haşa ve kella Allah cem sigasıyla neden hitap ediyordu? Yani Allah subhanahu ve teala o zaman tek değil mi? Çoğul mu? Haşa ve kella. Bize kapalı geliyordu. Peki biz bu ayeti nasıl anlayacaktık? Hani Allah ayette diyor ya, kul inneme ene beşerun mislukum yuha ileyye enneme ilahukum ilahu vahid. De ki ya Muhammed, ben de sizin gibi bir beşerim. Sizin Rabbiniz bana bir tek ilah olduğunu vahyetti. Bir tek ilah olduğunu. Ha, demek ki o müteşabih olan ayeti biz muhkemle anladık. Sonra Allah subhanehu ve teala birçok ayetlerinde, peygamber hadislerinde vahid olduğunu haber verdi ki bu Allah subhanehu ve teala'nın ilahlık bakımından kendisine layık olandı. Bunun üzerinde durmuştuk. Hatırlıyoruz değil mi? O zaman müteşabihleri ne yaparlar? Muhkeme götürür, anlarlar. İşte hani bu وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ayetini de ehl-i sünnet böyle anlamaz yani, bazılarının anladığı gibi. Ne yaparlar bunu? Bu ümmetin sahabelerine götürürler. Evet, birilerine müteşabih. Ama İbn Abbas'a müteşabih değil. Götürüp ona götürse, anlasa, tefsirlerinden dinlese, küfrün dune küfrün meselesi olduğunu anlasa, kavrasa. Tabii ki bir insan Allah'ın ahkamının dışında bir hükümle bunu helal sayarak, Allah'ın şeriatından üstün görerek bunu iddia ederse, bunu zaten Müslümanlığında şüphe yok. Bir insan namazı terk etsin, Allah'ın şeriatıyla bile hükmetse gene kafirdir. Yani ayrımları, usulleri yaparak yapalım. Ama bir insan Allah'ın dinini kabulleniyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, bugün mazlumların ellerinden tutuyor, gücünün yettiğini söylüyor, ancak kendinden önce kurulan bir batıl rejimi gücü nispetince zulmen hafifletmeye, gücünü kırmaya çalışıyorsa, Müslümanların gücünü arttırmaya kalkıyorsa, bu insan namaz kıldığı müddetçe Müslüman günahkardır. Hatalarından dolayı günahkar, ama asla tekfire gidilmez kardeşlerim. Bu usuldür. Yani ben bunların içinde yaşıyorum. Gece gündüz bunları sorarak, alimlerden dinleyerek, sesli ve yazılı metinlerden takip ediyorum. Yani bu konuda Binbaz'ın, Şeyh İbn Hüseymen'in, Şeyh Albani'nin risaleleri var. Yani biz meselelerimizi bu muasır alimlere götürürsek anlarız, çözeriz. Ama alimlere götürmüyorlar ki. Herkes alim olmuş. Herkes anlamayı cihan. Herkes meselede, yani özellikle vakıf. Hele özellikle bu Maide 44'e geldiğimiz zaman, 45'e geldiğimiz zaman, 46'ya hiç cahil yok. Herkes, özellikle gençler. Yani 18 ile 30 yaşı arasındaki gençler ve 38 arası gençler Allah subhanahu ve teala subhanallah alleme-i cihan olmuşlar. Neden? Kendi kendilerini en büyük alim görüyorlar. O konuda kendilerinin ellerine kimse su dökemez. Peki kardeşler, o zaman bunu da öğrendik. Hemen devam ediyoruz kardeşler. İlerliyoruz hemen hızlı bir şekilde Erdal. Onlar hakkında itilaf edip hiziplere gruplara ayrılmazlar. Aksine Allah'ın sağlam ipine yapışırlar. Yetersiz akıllarla, lugavi ihtimallerle, batıl kıyaslarla, felsefe, keşif ve zevk ile
Kur'an ve sünnete karşı çıkmazlar. Evet. Onlar hakkında ihtilaf edip, yani Kur'an ve sünnette ihtilaf ederek ayrı ayrı hizipler, gruplar oluşturmazlar. Bu bir zaaftır. Bu bir eksikliktir. Neden Müslüman aynı akidede yol aldığı kardeşiyle ayrılsın, bölünsün? Hiç Allah bölünenlerin gücünü arttırır mı? Ya kardeşler, bana bir yol öğretin. Hiç birlikte beraberlikte zayıflık olur mu? Dolayısıyla kardeşlerim, güçlenin, teşkilatlanın, gücünüzü arttırmayın. Yaşınız ilerledikçe olgunlaşın. 20 yaşının, yani özellikle içinde olan gençlerin görüşlerini, fikirlerini savunmaya kalkmayın. Olgun olun, olgun. Olgunluğunuz gençlere yol göstersin. Dolayısıyla Kur'an ve sünnet etrafında bölünüp parçalanıp sonra birbirlerimizin etini yiyip hocalarımızın, davetçilerin kıyıda köşede, değişik yerlerde gıybetlerini edip sonra o laflar da bizlere geldiğinde kimliklerimizi, yapılarımızı, izzetlerimizi zedelemeyelim. Ayıptır. Müslümanlar birbirleriyle uğraştığı yerde İsrail, Netanyahu Gazze'ye kara saldırısı tasarlıyor. Düşünün, Esed ve İran kefereleri, münafıkları 20 aydan beri taş üstünde taş koymadılar. Kan döküyorlar, kan. Şam gibi mübarek beldelerde kan döküyorlar. Çoluk, çocuk, kadın, kulaklar paramparça, gözler dışarı çıkmış, beyin dışarı taşmış. Çocuklar görüyoruz. Vicdanlarımız yok mu? Vicdanlarımız yok mu? Allah'ın dini ayaklar altında her yerde Müslümanların canları çiğnenirken birlik ve beraberlikleri bozmanın, ayrılık tohumları ekmenin vakti mi? Ya Rabbi şahit ol. Ya Rabbi şahit ol ve bunları kayıt altına alıyorum. Bir gün eğer beni göremezseniz ve sizler, bunları Allah şahit olsun. Ben açık söylüyorum. Yani kardeşlik hukukunu zedelediğimiz zaman bitmiştir, ümmet parçalanmıştır. Bu ümmetin birliği ve beraberliği kenetlenmektedir, tahammül etmektedir. Kimsenin ayıbını aramayın. Vallahi sizin ayıplarınız çoktur. Ben kimsenin ayıbını aramayacağım. Benim ayıbım çok. Ben kimin ayıbını arayacağım kardeşler? Ayıptır, yakışmaz bizlere. Selef böyle olmamalı. Kardeşliği, hukuku muhafaza etmeli. O halde bunun üzerinde durduk. Yetersiz akıllarla. Nedir buradaki akıldan maksat? Nassa mukabil, nassa zıt reyle, akılla ne yapmaktır? Görüşlere gitmezler. Kesinlikle böyle bir hataya düşmezler. Ayetleri ve hadisleri noksan akıllarıyla anlamaya kalkmazlar. Hani bazıları öyle ya. Akılla anlamaya kalk. Diyor ki eğer diyor bu diyor Allah'ın ahkamını uygulamıyorsa şu da onun hükmünü alır. Bunun okulları da bunun hükmünü alır. Bunun öğretmenleri de bunun hükmünü alır. O çocukları gönderen babanın hükmü de bunu alır. Allah. Şeyh Muhammed Hassan'ın dediği gibi Allah. Aynen böyle Allah. Ümmet zincirleme küfür takısıyla dinden çıkartılır. Ne faydası olur? Dedi ki bütün dünya kafir, ben Müslümanım. Ne faydası oldu bana? Şeyh Albani'nin dediği gibi. Birilerini tekfir etmekle, yani özellikle ben burada altını çiziyorum. Tekfir edilmesi gereken insanlar var. Demin ben birilerinden bahsettim. Ama ben diyorum ki kendisi gibi düşünen kardeşiyle, selef olan müminle, yani cedelleşmek ve uğraşmak bu konuda büyük bir hatadır. O halde kardeşlerim, yetersiz akıllarla asla doğru değil. Peki burada lukavi bir ihtimaller var. Onlara da değineceğiz. Önce batıl kıyas var. Nedir batıl kıyas? Bunlara ben biraz değineyim. Burada Abdullah Yolcu hocamız ne dedi? Mesela yetersiz akıllarla, ona değindik. Lugavi ihtimallerle, ona biraz sonra değineceğiz. Batıl kıyas diyor. Batıl kıyastan maksat nedir? Evet hocam. Ben bir örnek vereyim hocam. Tamam. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haç yapmamış bir insanın yerine haç yapılacağını söylemiş. Madem ki dinde böyle bir şey varsa diyor, o zaman namaz kılmayan ölen insanlar da namazını kılabiliriz diyerek insanlardan maddi yolla onların ilahları ortaya koyarak hem paralarını sömürüyorlar hem de Allah'ın dinine din ekliyorlar. Evet. Şöyle diyelim, o da bir delildir. Hani mesela nassa mukabil, nassa zıt görüşler ifade etmektir. Batıl kıyas, yani fasit olan bir kıyastır. Bunu en başta kim yapmıştır? İblis yapmıştır. Hepinizin hatırladığı. Ene hayrun minhu halakteni minna ve halaktehu min tin.
ben ondan daha hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın demişti. Adem Aleyhisselam'a secde etmesi istenildiğinde iblisin söylediği söz bu. İblis batıl bir kıyas yolunu seçti ve küfre düştü. Beni ateşten, onu topraktan yarattın ya Rabbi. Bir batıl kıyas. Ben ateşten, kıyas bakın, o topraktan, ben ondan daha hayırlıyım. Ateş topraktan daha hayırlı. Kıyas yoluna gitti. İblisin bu kıyası onu küfre götürdü. Peki bu neden batıl kıyas? Çünkü Allah'ın emri vardı, o kıyas yoluyla batılı seçti. Allah emretti, secde et dedi Adem'e, o secde yolunu seçmedi. Yani kısacası iblisin yaptığı ilk bir batıl kıyasın örneğiydi. Bir de müşriklerden örnek verelim. Ne diyorlardı müşrikler? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkında "Me hâze ille beşerun mislukum yuridu en yetefaddale aleykum." Bu Muhammed var ya, sizin gibi bir beşerdir. Gayesi de size galip gelmek, üstün olmak istiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, bu da sizin gibi bir beşerdir. Ama hedefinde saltanat ve hükümranlık vardır deyip peygambere iftira atıyorlardı. Peygamberi peygamber vasfından çıkartıyorlar, sıradan bir insanla benzetiyorlar ve kıyaslıyorlardı. Bu da müşriklerin batıl bir kıyasıydı. Ben sadece iki tane somut batıl kıyasa örnek verdim. Yani Kur'an ve sünnetin nasları etrafında böyle batıl bir kıyas yoluna gitmezler. Anlatabildik mi? Yani sünnetten bir ibadet düşünün. Eğer şu varsa bu da olur. Yani şu ibadet bu şekilde oluyorsa şunu da bu şekilde yapabiliriz. Neden olmaz? Mesela örneğin sadakalar geçer değil mi? Bir insana ecir olarak döner. Veya bir haccın ana babaya değil mi onun yerine geçer. İşte bunları kıyasen bazı ulema da yapsa biz bunların hata olduğunu bilmemiz lazım. Tercihlerimizi bu şekilde kullanmayalım. Peki burada devam ediyor yine, diyor ki mesela felsefe, keşif ve zevk. Nedir felsefe? Kelam ilmidir. Yani aklı oynatmaktır ve kelamcılıktır. Nas'a karşı değil mi? Kelamcılığı, aklı öne çıkartmaktır. Felsefe insanı saptırır. Çünkü uzaklaştırır haktan. İnsanın aklını öne çıkartır. Dolayısıyla bin bir çeşit bugün felsefik akımlar vardı. Hangisi doğru? Eflatun mu? Aristo mu? Değil mi buna benzer? A mı? B mi? C mi? Yani buna benzer. Birçok Fransa'da bugün, Amerika'da veya bugün İngiltere'de felsefi yeni ve kadim düşünceler çıkmıştı. Felsefe eski İslam literatüründe kelamcılıktır. Kelamcılık ne demek? Ayet ve hadisi terk etmek, aklı öne çıkartmaktır. Selef alimleri kelamcılık yapanları merkeplere ters bindirip ondan sonra insanlara tanıtmak amacıyla cezalandırırlardı kardeşlerim. Keşf. Keşf ve zevk diyor değil mi? Bakın burada keşf, keşif ve zevk ile Kur'an ve sünnete karşı çıkmazlar. Keşifle Kur'an ve sünnete karşı çıkmazlar. Nedir keşf? Keşf güya, bakın güya, sofinin kalbinde ilahi hakikatlerin Allah'ın nuruyla inkişaf etmesi. Yani ilahi hakikatler, gerçekler, bazı doğrular, yani sofinin bir başka tabirle efendinin kalbine Allah'ın nuruyla inkişaf etmesi. Haşa ve kella, öyle ki tasavvufta okuyun. Yani keşfin sahih bir rivayetle, sahih bir hadisle, sahih bir, yani bir Kur'an'dan ayetle eşit olduğuna inanırlar. Nasıl Kur'an bizim için hüccetse, nasıl hadis bizim için hüccetse, keşif de o kadar güçlü bir hüccettir. Bir insanın özellikle efendinin ve sofinin kalbine hakikatların inkişaf eylemesi, zuhur etmesi, kalbine inmesi. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir inanç doğru olabilir mi? İşte sofiler, tasavvufçular böyle inanıyor. Hatta öyle demiyorlar mı? İşte benim diyor Cübbeli Ahmet'in böyle konuşmalarına bakın dikkat ederseniz. İşte Mahmud Efendi diyor Allah Subhane ve Teala hakkında benim hakkımda diyor meşayihlara diyor beni arz etmiş. İşte kulum Ahmet'e yardımcı olan anlamında. Sonra Rabbul Alemin demiş ki sen bütün o meşayihları bırak. O kulun Ahmet bana inşallah gerekli, ben ona yeterim demiş. Allah Subhane ve Teala böyle demiş. Yani dikkat ederseniz burada Allah Subhane ve Teala ayetle sanki böyle bir sözle ne yapıyor? Adeta Mahmud Efendi'ye inkişaf ediyor. Onun kalbine bunları söylettiriyor, diline söylettiriyor. O da böyle bir cümle kullanıyor. Ben diyor senin konumunu ya Ahmet arz ettim. İşte kutuplara, şeyhlara.
Sonra Allah dedi ki onlara arz etme o şeyhlara, meşayihlara, alimlere, kutuplara. Ben ona yeterliyim. Ben kulumun, Ahmet'in sahibiyim. Bunu nereden almış acaba Mahmud Efendi? Yok yani bunu Mahmud Efendi bile söylememiştir. Cübbeli uydurmuştur bunu. Mahmud Efendi hakkında söylenmeyecek sözleri uydurarak kendilerini mukaddesleştirmişlerdir. Bunlara da dikkat edelim. Keşiften maksat bu. Zevk nedir? Hissiyatla gerçeklere ulaşmak. Sofilerde, tasavvufta bu var. Yani hissi kavramlarla, hissiyatlarla doğru olduğuna, gerçek olduğuna, ilahi hakikat olduğuna inanarak ilerlemektir. Seyretmektir. Yani hislere güvenerek doğrulara inanmak. Hislerle hiç doğru olur mu? Herkesin kendine göre bir hissiyatı var. Yani içimden geçen şeylerin doğruluğunu iddia edebilir miyim? Hissiyatlarımın veya bana inham yoluyla, hissiyatlarla veya keşif yollarıyla yani hakikatların öğretildiğini iddia etmem ne kadar doğrudur, ne derece bunun bir delili vardır. O halde son söz, yani bu keşifle, zevkle, böyle batıl kıyaslarla, akli çıkarımlarla kesinlikle kardeşlerim Kur'an ve sünnete zıt düşünmezler ehl-i sünnet ve cemaat. Peki mesela lukavi ihtimaller demiştik Senat. Nedir istiva? İstiva kuruldu, üstüne çıktı. Güzel. Ama başkaları ne diyor? Hükmü altanamada, egemenliğe altanamada. İşte bu. Lukavi ihtimalle. Bu ümmetin şer'i lafızları vardır. Seleften bize varid olarak gelir. İstivadan maksat yükseldi, kuruldu. Başkaları çıkmıştır demiştir ki istila hükmette kuşattı. İşte bu lukavi ihtimallere gitmezler. Hani derler ya şiirde de diyor istivanın anlamı istiladır diyor. İşte Bişir diyor filan beldeyi diyor hükmü altına istila etti aldı. Sözlükte de böyle gelir, şiirde de böyle gelir. Ama bu ümmetin yani ashabının tabi'in ve tebe-i tabi'inin inandığı gibi şer'i lafızlarla iman etmiyorlar. Dolayısıyla böyle lugavi ihtimallere ehl-i sünnet yanaşmaz. Nedir elden maksat? Diyorlar ki nimet kudret. Allah'ın kitabında elin hakkında, Rabbimin sıfatı hakkında nimet ve kudret diye bir ayet var mı? Bir hadis var mı? Selef böyle bir lafız kullanmış mı? O halde bu lukavi ihtimallere asla ne yapmazlar kardeşlerim? Değer vermezler. Bunun da üzerinde durmuş oldu. Şimdi geldik son nokta cümlemiz inşallah. Evet Soner. Dinin temel esaslarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eksiksiz ve tatmin edici bir şekilde açıklamıştır. Dolayısıyla da hiç kimsenin ona sonradan bir şey ilave etmeye ve bunun da dinden olduğunu iddia etmeye hakkı yoktur. İşte bundan dolayı ehl-i sünnet ve cemaat bu yüce esaslara sımsıkı sarılmış, sonradan ortaya atılan lafızları kullanmaktan sakınmış. Sadece şer'i lafızları kullanmaya özen göstermiştir. Güzel. Oraya kadar kalalım. O zaman iki madde var. Birincisi Peygamber aleyhissalatü vesselam bu dini tamamlamıştır. Ve bu din eksiksiz bir şekilde bize iletilmiştir. Ekleme ve çıkartmaya gerek yoktur. Zam ve iskonto dönemleri bu dinde bitmiştir. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve raditu lekum islame dine. Bugün size dininizi tamamladım ve İslam'dan da razı oldum diyen Rabbul Alemin ayeti bu konuda denildi. Değil mi? Muhammed kardeş. Yani bu din tamamlandı. Kimse bu dini ekleme çıkartma yoluyla ne yapamaz? Ne arttırabilir ne noksanlaştırabilir. Bu esastır. Son noktada ehl-i sünnet yani sonradan çıkartılan bidat lafızlara değer verme sünnetle sabit olan, delille sabit olan yani şer'i lafızlara da yer verir. Aslında bu deminki lugavi ihtimallerle alakalı konuyla ne vardır? İrtibatı vardır bu konunun, bu mevzunun. Ne yapar ehl-i sünnet? Seleften gelen imanla, amelle alakalı şer'i lafızları kullanmaya titizlik gösterir. Yani bidatçıların ve kelamcıların lafızlarına itibar etme sakınır onlardan. Mesela Allah hakkında ne diyorlar? Mesela işte mürci olsun, maturidiler olsun, eşariler olsun, mu'tezili olsun, hariciler olsun. Allah subhane ve teala hakkında ona layık olmayacak mesela isimler verirler, sıfatlar verirler. Allah'a işte araz derler, cisim derler, cevher derler, kadim derler değil mi? Allah subhane ve teala'nın kelamı hakkında hadis derler, Allah-u Teala'nın kitabullah hakkında işte halkullah, Allah'ın işte yarattığı bir varlık derler. Hep bunlar muhteftir, sonradan icat edilmiş bidat lafızlardır. Bu ümmetin selefi bu lafızları kullanmamıştır. Mesela istiva, ne derler demin dedin Selahattin, istila. Nedirler? El meselesi, nimet, kudret.
öylesine öylesine tahrif edenler ki şer'i olmayan lafızlar kullanırlar ve bu ümmetin selefinin kullandığının dışına çıkarlar. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, şer'i lafızları kullanırlar Muhammed Aksoy hocam, bidat lafızları da ne yaparlar? Terk ederler. Burası çok önemlidir. Son nokta, mesela bu özellikle şer'i lafızları terk edip bidat lafızlara değer verenlerin en belirgin günümüzde kullandığı şey, hani bidatul hasene derler ya, bidatul hasene kavramını ortaya atarlar. Oysa böyle bir kavramı hiçbir zaman selef söylememiştir. Peygamberin sünnetinde de bidat kavramı asla güzel görünmemiştir. Kullu bid'a dalale. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her bidat delalettir demiş ve kullu delaletin finnar ve her dalalet de sapıklık da ateştedir buyurmuştur. Müslim'de gelir. O halde bu lafız bid'at bir lafızdır. Sonradan icat edilmiştir. Selef bunlara asla izin vermez. Muasır alimlerin bu konuda güzel eserleri vardı. Özellikle şer'i lafızlara bağlanma ve bid'at lafızlardan sakınma eserleri meşhurdur. Elhamdülillah tezler olarak, çalışmalar olarak, doktora hizmetleri olarak bugün Suudi Arabistan'da birçok ulema ve alimler tarafından da kitaplar olarak neşredilmiştir. O eserlere döner bakarsa bunlara gerekli bir şekilde cevapları vermiş oluruz. Ben burada kalıyorum. İnşallah bugünkü dersimiz bu kadar yeterlidir. Muhammed kardeş, sen parmak kaldırdın. Ben evet. Bir dakika olacağım. Resulullah sen çünkü sonradan dine sokulan her amel bidattır diyor. Evet. Sonradan dine sokulan her amel bidattır diyor. Evet. Ayrım yapmıyor. Çok güzel. Bu kavramın içerisinde çok meseleler girer. Yani bu gündemimizi çok alır. Evet, İbrahim Halil. Bidat meselesi de bazen böyle tevafuatla konuştuğumuz zaman bidat-ı hasene savunucular var mı hocam? Evet. Şimdi yapmış olduğunuz bu ameller bidat-ı hasene olarak kabul ediyor. Yani iyi bidat olduğunu kabul ediyor. Peki, kötü bidatlar ne diyor? O zaman cevap veremiyorlar. Sen ne zor sorular soruyorsun. Dikkat ediyorum. Yani senin sorularından kurtulmak mümkün değil. Allah senden razı olsun. Sohbet dersi bitirelim. Yine inşallah çay sohbetimizle devam ederiz. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Ve estağfuruka ve tuğbu ileyk. Li'abidika niriddar. Vemle' alemena l'hum. يا ذا الأسماء الحسنى يا خالق